Evet arkadaşlar, söz sanatları konumuzun soru çözüm videosuyla devam ediyoruz. Hemen sorularımıza geçelim. Konumuzu sıcağı sıcağına dinledik. Bir de sorularınıza bakalım. Soru üstünde görelim konumuzu. Hemen başlıyoruz. Evet, ilk sorumuz bakalım arkadaşlar. Demiş ki, bu dizelerde hangi söz sanatı vardır demiş arkadaşlar. Okuyalım hemen dizelerimizi. Benimse yüreğim koltuk altına sıkıştırılmış. Yenik bir tavla maçı ertesiydi demiş sevgili arkadaşlar. Benzetme demiş, kişileştirme demiş, tezat demiş, konuşturma demiş. Şimdi bakın, eğer söz sanatlarını böyle çok iyi bilmiyorsanız şıklardan gidebilirsiniz. Hemen mesela şıklarımızdan başlayalım arkadaşlar. Konuşturma demiş. Konuşturma için ne demiştik arkadaşlar? İntak demiştik değil mi? Ve hayvanları herhangi bir nesneyi konuşturması gerekiyordu. Burada herhangi bir konuşturma var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Eledik. Tezat sanatı bakalım hemen. İki zıt kavramın kullanılmasıydı. Benimse yüreğim koltuk altına sıkıştırılmış. Yenik bir tavla maçı ertesiydi. Herhangi tezat iki kelimenin ya da iki kavramın kullanıldığı bir durum da yok sevgili arkadaşlar. Kişileştirme var mı? Herhangi bir kişileştirme. Kişileştirme içinde ne olacaktı? Herhangi bir varlığı, insan dışı bir varlığı insana benzetecekti sevgili arkadaşlar. Bu da yok. Benzetme arkadaşlar. Evet, benzetme var. Yüreğimi neye benzetmiş arkadaşlar? Bir tavla maçı ertesine benzetmiş değil mi? Benimse yüreğim koltuk altına sıkıştırılmış yenik bir tavla maçı ertesiydi. Yani tavla maçından sonraki günden bahsediyor arkadaşlar. Bir benzetme sanatından söz edebiliriz sorumuzda diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, demiş ki, altı çizili cümlede bulunan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Bakalım. Senelerden beri hiç kimseye bir tek kelime söylemedim. Halbuki konuşmaya ne kadar muhtacım. Her şeyi içinde boğmaya mecbur olmak, diri diri mezara kapanmaktan başka nedir demiş. Yine şıklarımızdan gidelim sevgili arkadaşlar. Kişileştirme var mı? Yok değil mi? Konuşturma? Yok arkadaşlar. Evet, ne diyeceğiz? Benzetme var mı peki? Her şeyi içinde boğmaya mecbur olmak, diri diri mezara kapanmaktan başka nedir? Burada da benzetme yine yok değil mi arkadaşlar? Herhangi bir şey bir şeye benzetiyor mu? Bakalım bir daha. Benzetme için var mı arkadaşlar? Yok gibi. Abartmaya bakalım arkadaşlar. Her şeyi içinde boğmaya mecbur olmak, diri diri mezara kapanmaktan başka nedir? Birazcık beyin fırtınası yapalım arkadaşlar. Aslında burada hem abartma sanatı hem de benzetme sanatından söz edilebilir. Çünkü her şeyi içinde boğmaya mecbur olma, diri diri mezara kapanmaya benzetiyor değil mi arkadaşlar? Abartma da diri diri mezara kapanmak. Bundan da söz edebiliriz. Yani hani abartılı bir şekilde söylüyor. Ama burada ağır basan hangisi arkadaşlar? Benzetme sanatı değil mi? Her şey içinde boğmaya mecbur olmak, diri diri mezara kapanmaktan başka nedir? Zaten bunu soruyla da, soru işaretiyle de desteklemiş arkadaşlar. Yani burada bir benzetme sanatından söz edeceğiz yine diyoruz. Ve devam ediyoruz. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Evet. Bakalım hemen. Altı çizili dizede aşağıdaki söz sanatlarının hangisi vardır demiş arkadaşlar. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz beşer. Arkadaşlar, ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. Şimdi burada konuşturma var mı? Yok. İntak sanatıydı bunun diğer adı. Kişileştirme var mı sevgili arkadaşlarım? Yok. Ölü püskürmede yer, ölü indirmede gökler. Benzetme sanatı var mı arkadaşlar? Yok yine değil mi? Burada bir ne var arkadaşlar? Abartma sanatı var. Ölü püskürmede yer, ölüm indirmede gök. Yani ne yapıyor arkadaşlar? O savaş halini olan durumu abartılı bir şekilde anlatıyor. O yüzden cevabımız ne oldu? A seçeneği oldu sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Evet, bir diğer sorumuza bakalım. Bu dizelerde hangi söz sanatı vardır demiş yine. Tohum saç bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın demiş arkadaşlar.
Şimdi benzetme sanatımız var mı? Benzeyen, benzetilen gibi edatı yok değil mi? Eledik. Abartma sanatı var mı arkadaşlar? Dursun bu. Konuşturma var mı yine? Yok arkadaşlar. Şimdi bir de kişileştirme var elimizde. Kişileştirme var mı? İkisine bakalım beraber. Şimdi tohum saç bitmezse toprak utansın demiş arkadaşlar. Utanma eylemi insana özgü bir eylem değil mi? İnsanlar utanır. Ama bunu neye vermiş arkadaşlar? Toprağa vermiş değil mi? O zaman burada biz neyden söz edebiliriz? Tabii ki de kişileştirmeden söz edebiliriz değil mi? Yani bir abartma sanatından söz edemeyiz. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? Kişileştirme oldu. Aynı şekilde mızrak utansın diyor arkadaşlar. Ne yaptı yine? Mızrağı da insana benzetti. Utanma eylemini verdi arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne oldu? D seçeneği oldu. Devam edelim. Demiş ki bu dizelerde bulunan söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde yoktur demiş arkadaşlar. Evet, hemen dizemize bakalım. Yüzün şiir, gülüşün şiir bir türlü anlatamam. Arkadaşlar burada ne var? Yüzünü, gülüşünü şiire benzetmiş değil mi? O zaman burada biz neyden söz edebiliriz? Benzetme sanatından söz edebiliriz sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım. A seçeneğimize gözleri çalışmaktan kan çanağına döndü. Arkadaşlar gözlerini kan çanağına benzetmiş mi? Benzetmiş değil mi? B seçeneğimize bakalım. Odanın konforu sanki kral dairesiydi. Arkadaşlar odanın konforunu neye benzetmiş? Kral dairesine benzetmiş mi arkadaşlar? Evet, burada da bir benzetme sanatından söz edebiliriz. Saçları ipek gibi parlıyordu. Arkadaşlar saçları neye benzetmiş? İpeğe benzetmiştim. Aynı zamanda konu anlatımında biz neyden bahsetmiştik? Gibi edatından bahsetmiştik. Gibi edatımızı da kullanmış. Burada da bir benzetmeden söz edebiliriz sevgili arkadaşlar. D seçeneğimize bakalım. Bu anlamsız çabalarının sona ereceği günü bekliyorum. Arkadaşlar burada herhangi bir benzetme var mı? Yok değil mi? O zaman cevabımız ne oldu? D seçeneği oldu sevgili arkadaşlarım. Diyoruz ve devam edelim. Evet, bir diğer sorumuz. Demiş ki o dizelerde bulunan söz sanatı aşağıdakilerin hangisidir demiş. Aklımı denizler vermesin geri. Dağlara yokluğa sığın ey kalbim. Arkadaşlar burada zaten direkt çok belli değil mi? Ne var arkadaşlar? Sığınma. Özür dilerim. Sığınma eylemini arkadaşlar insanlar yapar değil mi? İnsana bir insana özgü bir şeydir. Sonra işte vermek, almak eylemi yine insana özgü şeylerdir. Ama ne yapmış? Kalbe vermiş, denize vermiş arkadaşlar. İnsana özgü eylemleri, durumları. O zaman cevabımız ne oldu? Tabii ki de kişileştirme sanatı oldu sevgili arkadaşlar diyoruz ve diğer sorumuza bakıyoruz. Demiş ki altı çizili dizede bulunan söz sanatı hangisidir demiş. Direkt altı çizili cümleye de bakabiliriz. Ama ben dizeleri okumak istiyorum. Gidelim buralardan senin masumiyetini, bilgelik zamanlarından kalma sırları, dünyanın bütün sabanlarını yanımıza alıp gidelim. Hesap etmeden, haritaya bakmadan. Burada arkadaşlar bakalım altı çizili cümlemize. Dünyanın bütün sabanlarını alıp yanımıza gidelim. Burada yanlış yazmış sanırım. Sabahları olması gerekiyor bu arada sevgili arkadaş. Şimdi dünyanın bütün sabahlarını alıp yanımıza gitme eylemi yani mümkün olabilecek bir şey mi arkadaşlar? Mümkün olabilecek bir şey değil, değil mi? O zaman burada biz hangi sanattan söz edebiliriz? Tabii ki de benzetme değil. Bunu biliyoruz zaten. Konuşturma değil. Tezat değil arkadaşlar. Tabii ki de abartma sanatından söz edebiliriz diyoruz. Burada bir abartma var arkadaşlar. Dünyanın bütün sabahlarını alıp da gitmek çok mümkün bir eylem değil. Evet. Son sorularımıza geliyoruz. Sonlardayız arkadaşlar. Devam edelim. Demiş ki numaralandırılmış cümlelerin hangisine herhangi bir söz sanatına başvurulmamıştır demiş arkadaşlar. Bakalım hemen. Bu sessizlik içinde zaman aramızdan bir düşman gibi geçiyor. Arkadaşlar zamanı düşmana benzetmiş mi?
Benzetmiş arkadaşlar. Benzetme var burada. Diğerine bakalım. 2. İnsan vaktin kıymetini en ziyade birisini beklerken anlıyor. Bu bir dursun bakalım. 3'e bakalım. İşim gücüm budur benim. Gökyüzünü boyarım her sabah. Arkadaşlar gökyüzünü boyamak çok mümkün mü? Değil değil mi? Burada da ne var? Bir abartma var arkadaşlar. Diğerine bakalım 4'e. Gözlerinizi okşayarak sizi uyandıran sabah güneşinin güzelliğine inanıyor musunuz? Arkadaşlar okşayarak, gözlerinizi okşayarak uyandıran sabah güneşi diyor. Burada da ne var yine arkadaşlar? Bir kişileştirme var değil mi? Güneşi birine benzetmiş. Yani bir insana benzet. Pardon. İnsani bir özelliği vermiş arkadaşlar. İşte gözlerini okşayarak uyandırmak insana özgü bir şeydir aslında. Uyandırmak eylemi. Ne yapmış burada? Bir kişileştirme sanatı kullanmış arkadaşlar. Ama iki de herhangi bir şey kullanmış mı? Hayır, kullanmamış değil mi? O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? B seçeneği oldu diyoruz ve devam ediyoruz. Evet. Demiş ki bu dizelerde bulunan söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde vardır? Sanıyorum bu gelen hüzünlü bir yazı olacak. Öyle ki bütün akşamları hüzün. Arkadaşlar burada direkt ne var zaten? Kişileştirme var değil mi? Bakalım seçeneklerimiz o zaman. A seçeneği demiş ki bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu. B seçeneğimize bakalım. Beni merak edip şüphe duyanlar kendin bilmezlerin telaşıyım ben. C seçeneğine bakalım. Belki bir şiir, belki bir şiir kırıntısı çalar kapımızı umutsuz karanlıkta. D seçeneğimize bakalım. Gökyüzüne mavinin kaç tonu var bilmiyorsun. Aslına bakıyorsun ama görmüyorsun. Arkadaşlar burada kişileştirme sanatımız tabii ki de şurada var değil mi? Çalar kapımızı umutsuz karanlıkta diyor. Şiirin kapı çalma gibi bir özelliği var mı? Yok değil mi arkadaşlar? Ne yapmış burada direkt? Kişileştirme sanatına yer vermiş diyoruz ve cevabımız C seçeneği oluyor sevgili arkadaşlar. Evet. Bu dizelerde hangi söz sanatına başvurulmuştur demiş yine arkadaşlar. Bakalım hemen. Yine sana sesleneceğim. Senin kim olduğunu hiç bilmeden, senin kim olduğunu en çok bilerek isyankar zambakların, çılgın nilüferlerin, dört nala açan kiraz çiçeklerinin. Arkadaşlar burada ne var? İsyankar zambak, çılgın nilüfer, dört nala açan kiraz çiçekleri. Bunlar aslında ne arkadaşlar? Kişileştirme olmuyor mu direkt? Benzetme diyemeyiz. Çünkü neden? Bakın, isyan etmek, çılgın olmak insanlara özgü şeyler. İnsanlara özgü şeyler olduğu için ne yaptı? Bunları insan dışı bir varlığa yükledi. Direkt kişileştirme diyeceğiz arkadaşlar. Benzetme diyemeyiz, tamam mı? Cevabımız A seçeneği oldu tabii ki de diyoruz ve evet arkadaşlar videolarımızın sonuna geldik. İnşallah birazcık bir şeyler oturmuştur kafanızda. Bununla ilgili sorularınızı çözün yine. Bana göndermeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Sınavınıza az bir zaman kaldı. Motivasyonunuzu hiç düşürmeyin. Emin olun hepiniz çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Sizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Hoşça kalın diyorum.